Merhaba, Cem Seymen'den Çalışan Türkiye programını bu hafta yine güneşin altına, mavi gökyüzünün hemen altına taşıdık. İzmir'deyiz. İzmir'e gelişleri her zaman çok severim. Burası bir maden sahası ama maden sahasını doğaya kazandırmak isteyen vizyonerler iyi bir çalışma yapmış. Ve çalışmanın sonucunda da ortaya 10 bin tane zeytin ağacı çıkmış. Hatta fıstık ağaçları var. Doğaya kazandırmakla kalmamışlar. Aynı zamanda ekonomiye katkı sağlıyorlar. Ve işletme müdürü de şu anda Serdar Volkan benim konuğum. Serdar Bey merhaba. Merhaba. Ben çok seviyorum bu tür işleri. Yani böyle yerlere geldiğimde mutlu oluyorum. Hakikaten doğanın kendine ait bir devinimi var ama insan olarak karar verirse mucizeler de yaratabiliyor. Şimdi bulunduğumuz yer nasıl bir maden? Bulunduğumuz yer bir altın madeni. E, tabii altın madeni uzun bir proses. E, biz başladığımızdan itibaren madencilik faaliyetlerin bittiği yerlere otomatikman rehabilitasyonu sokuyoruz. Burası da daha önce gördüğümüz arkadaki yerde bir açık ocak sahası normalde. 2005 yılında operasyon bittikten sonra buraya yaklaşık 2800 tane fıstık çamı Bunlar fıstık ekildi. çamları mı? Bunların hepsi fıstık çamı, evet. İki, kaç yılda dediniz yılında dediniz? 2008 2005 yılında ekildi. Evet. Çok büyümüşler, inanılmaz evet. bir 5 senede evet böyle bu hale geldi. Aynı zamanda doğal bir yaşam da var burada, İzole bir ortam burası. Buradan biz hasat da almıyoruz ee, ve dediğim gibi hasadı faunaya bırakıyoruz burada direkt. Ee, bu kısım bu şekilde. Artı arka tarafta da zeytinlik sahalarımız mevcut. Peki bir maden sahasını dönüştürürken aslında yasada da var biliyorum maden sahalarının rehabilite edilmesi, doğaya tekrar kazandırılması ama bunu çok az şirket yapıyor. Ben takip ediyorum. Yani doğaya zarar veren aslında bıraktığı gibi tekrar onararak kazandırmayan şirketlerin cezalandırılması gerekir. Takipçisiyim ama böyle muazzam işleri görünce de gurur duyuyorum gerçekten. Çok başarılı bir iş. Ama zeytin anladığım kadarıyla zeytin ağaçları 10 bini geçmiş. Evet. E, ve e, ne zeytini? Hangi tür zeytin var? Zeytin iki tür. Gemlik zeytini var. Bir de ayvalık zeytini var burada. E, dediğim gibi geçen senenin mahsulü 31 bin kilo zeytin topladık. 31 bin kilo zeytin topladık. Evet, zeytin topladık. Hepsini çalışanlarımıza dağıtıyoruz. Yakında ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Aşevlerine veriyoruz. Ufak şişelere hediyelik hazırlıyoruz. Gelen misafirlerimize hediye etmek için bu şekilde değerlendiriyoruz. bir de e, maden bölgesi olarak ilklerin yeri. Doğru. Yani biraz önce sohbet ederken e, duyduklarıma gerçekten çok şaşırdım. E, çok güzel yani Türkiye'nin bir kez ekonomik kalkınma hikayesini de içinde barındıran da bir ya tarafı var. Çok hoş. Böyle bir yerde işletme müdürü olmak e, ayrıcalık e, olsa gerek sizin için. Doğru. E, yani madencilik bildiğiniz gibi en önemli sektörlerden bir tanesi. Ham maddeyi sağlayan sektörlerden bir tanesi. E, ben 19 senedir çalışıyorum bu e, madende. Ee, ama bu şekilde örnek gösterilen bir işletmenin müdürü olmak da ayrıca gurur verici. Dediğim gibi kötü örnekler var e, maalesef. Ama hani bizim şirketimiz ve bizim Ovacık'ta yaptıklarımız gerçekten gurur verici. Şimdi e, bir de parantez açayım burada. E, buranın ilki aslında Avustralya'da bir şirket gelmiş ve madeni çıkarmış. 8 sene için gelmişler zaten. Yani 8 senelik bir işletme. E, niye Avustralya'da bir şirket gelir? Çünkü bilmiyoruz. Maden çıkarmayı bilmiyoruz. Şimdi öğrendik ama. Avustralyalılardan öğreniyoruz. Şimdi benim gördüğüm şey bir kez birçok yerde doğa hassasiyeti taşıyan insanlar doğal olarak ayağa kalktılar. Burada böyle bir maden olmasını istemediler. Ben de bir doğa aktivistiyim ve maden alanlarının bu derece doğa hırpalanarak açılmasına karşıyım. Ama madenin çıkartılması gerekir. Ülke ekonomisine tabii ki katkı sağlanması gerekir. Ama sonrası için rehabilitasyon olmadığı zaman iş kötüye bağlanır. Ben bu açıdan sizi tebrik ediyorum gerçekten. Ne aşamada bundan sonra nasıl bir gelecek? Bekliyor şirketi ve bu tür çalışmaları. Şirketimiz dediğim gibi bütün çalıştığımız noktalarda aynı rehabilitasyonu uygulamakla mükellef. Aynı zamanda yasal zorunluluğumuz gereği de bunları uyguluyoruz zaten. Bunun dışında en son ağrıda bir projemiz hayata geçirmek üzere başladık. Bunu da yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu arada biten projelerimiz var. Bunlarda da aynı rehabilitasyon çalışmalarını göreceksiniz. inşallah oraları da bekleriz sizi. Serdar Bey ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizden Ama ağzınıza. sizi bırakmıyorum. Şimdi bir de Havran'da güzel bir örnek var. Evet. Onu da gösterelim. Oraya da gidelim. Yollar bize kader olsun. Yollara vuralım kendimizi. Çünkü gördüğünüz manzaradan siz de etkileneceksiniz. Rehabilitasyonla doğanın nasıl yeşerdiğini hep birlikte kutlayacağız. yoldan geldik. Şimdi Balıkesir Havran'dayız. Aşağı yukarı galiba hafızam beni yanıltmıyorsa bir, bir buçuk saat daha yol kat ettik. Ve epeyce bir zirveye çıktık. E, yollar iyi değildi. Sarsıldık ama iyi ki de geldik. Çünkü Balıkesir Havran'da gördüğü manzara, maden ocağında gördüğü manzara 36.500 farklı türdeki ağaç eski bir maden sahasının doğaya tekrar kazandırılmasıyla aslında yani birazcık çabayla, birazcık iyi niyetle, birazcık doğaya katkı sağlama samimiyetiyle ne kadar muazzam bir şölene dönüşeceğini bizlere göstermiş oldu. Ben çok mutluyum. Böyle bu tür çalışmaları sizlerle paylaştığım için de gerçekten kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bir maden sahası yemyeşil bir orman sahasına dönüşmüş. Fıstık çamından tutun da akasyaya kadar birçok farklı türde ağaç. Serdar Bey, yani biraz epeyce iyi bir şoförsünüz bu arada. Teşekkür, Teşekkür ederim. Edin. Bizi sağ salim buraya getirdiniz. 36.500 ağaç, dile kolay. Evet, aynen. Burası 2010 yılında işletmesi tamamlanan bir lokasyon, Havran İşletmesi. 36.500 ağacın yarısı Kızılçam olarak ekildi. Ve dediğim gibi burası bir proje olarak tasarlandı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile beraber bir bal ormanı olarak düşündük burayı. Çünkü yörede arıcılık çok yaygın. O yüzden böyle bir bal ormanı düşündük. Kızılçamın geri kalan kısmını da dediğim gibi iğde, dişbudak, fıstık çamı ve zeytin olarak düşündük ve bu şekilde 10 senedir de bakımını devam ettiriyoruz sağ olun. Şimdi bir şöyle bir düşünelim. Neden şirketler genellikle doğaya kazandırmak için ağaçlandırma işlemlerine pek yani rağbet göstermezler? Yasada yeri var ama çoğu şirket bunu yapmaz. Aslında mesele toprağa sermektir değil mi alta? Evet, doğrudur. Çünkü topografyayı bozduğunuz için madenci yaparken esas burada maliyetli olan kısım topografyayı eski hale getirmektir. Yani doldurduk, nebati toprak serildikten sonra ağaçlandırma işlemi nispeten çok daha uygun fiyata yapılabilecek bir işlem. Yani asıl bütün bu biraz önce saydığınız farklı türdeki ağaçların ortaya çıkması için uygun ortamı yani ekosistemi ve toprağı hazırlamak önemli olan. Doğrudur. Biz buradaki ağaç türlerinin hepsini iklime, şartlara ve bölgeye uygun olarak tasarladık ve ona göre uyguladık. Peki sonra. mesela 10 sene önce burayı gördünüz mü? Yani şimdi eğer gördünüzse ya da burada değilseniz fotoğraflarını gördüğünüzde ya nasıl bir duygu yaratıyor iki fotoğraf arasındaki fark sizde? Yani müthiş bir şey. Şu arkamızda Akasya ağaçlarını görüyorsunuz mesela. Yani bunların hem buranın maden olmuş halini de görüyorum fide halini de hatırlıyorum. Şimdi bu hale gelmesini görmek şaşırtıcı ve çok güzel açıkçası. Şimdi bana şey bilgisini de verdiniz bu ağaçların dallarını e, keçiler yiyormuş. Evet, evet. Bir de üstüne üstlük keçilere doğal bir besin de sağlamış olduk. Doğru. Buradaki çoğu mesela zeytin ağaçları var İlaçsız, gübresiz değil mi? Katkı evet, maddesiz doğrudur, bir de. Doğrudur, doğrudur aynen. Doğal bir habitat olmuş oluyor aynı zamanda yaşam floralar ve faunalar için doğrudur. Şimdi böyle katkıların olması şu açıdan da önemli. Bir kez ekosistemi bir taraftan kurtarıyoruz ama bir taraftan da ekonomiyi canlandırmak için aslında can suyu veriyorsunuz. Mesela bölgede süt işletmecileri var. Balıkesir bununla ünlü, hayvancılıkla ünlü. İşte peynir yapımı, süt yapımı bütün bunlar aslında bölgenin canlanması için en gerekli şeyler. Bir de üstüne üstlük galiba bir işletmeye destek verip satın alıp şimdi peynirlerini değerlendiriyor musunuz? O Doğrudur. nasıl oldu? 2010 yılında oldu o da. Kozak bölgesinde bir peynir işletmesi vardı eski. Çok köklü bir işletme ama bir süredir atıl olarak duruyordu. Biz bu işletmeyi satın aldık. Çevredeki süt üreticilerinde sütleriyle beraber, şimdi şu anda aktif olarak peynir üretimi yapıyor ve büyük marketlere bunu pazarlıyor. Serdar Volkan, çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için ve yaptığınız katkı için tabii ki. Biz teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Eksik olmayın, sağ olun. Buradan ayrılmak çok zor. Yani doğanın içinde olduğum zaman hep söylediğim bir şeyi tekrarlamama izin verin. Kendime özgür hissediyorum. Eh, rehabilite oluyorum aslında. Hele bu kadar muazzam bir alanı görünce, 36.500 ağaç tahrip olan bir doğadan, maden sahasından çıkan ve yeniden yeşeren bir tabiat tabii ki beni özgür ve mutlu hissettiriyor. İstanbul'a dönüyoruz, e, stüdyoda başka bir konu, başka bir konuk ve başka bir perspektif var. Ve İstanbul'dayız, stüdyoya girdik, stüdyo ışıklarının altındayız ama İzmir'de ve Balıkesir'de gördüğüm ışığın hala etkisindeyim. Bir umut ışığı bu çünkü Türkiye elbette ki toprak altındaki madenlerini çıkaracak. Ama alıştık gördük ki bugüne kadar maden sahaları hiçbir zaman rehabilite edilmiyor. Yasada yeri olmasına rağmen çoğu zaman maalesef doğaya tahribat bırakmış bir şekilde izliyoruz. Şimdi durumun tam tersini görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Hem İzmir'de, Bergama'da, Ovacık'ta hem de Balıkesir'de, Havran'da gördüğüm manzara Beni gerçekten gelecek adına çok umutlandırdığı 36.500 farklı türde ağacın dikilmiş olması bile bence heyecan verici bir gelişmeydi. İstanbul'a bu umutla döndük ve şimdi de yanımda tabii ki Aydın Bey Aydın Bey bir kez sizi tebrik ediyorum. Son derece başarılı bir çalışma olmuş ve bize ümit verdiniz. Siz de evet. mutlusunuzdur eminim. Evet biz de çok mutluyuz. Tabii şirketlerimiz rehabilitasyona önem veriyorlar. Tabii ki çok eski yıllardan kalma bazen önem verilmemiş yapılmamış biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi yerlerde mevcut tabii ki bunu inkar etmek mümkün değil. Ama çok güzel örnekleri de Türkiye sergiliyor. Ovacık'ta, gezdiğiniz sahalarda çok ciddi anlamda maden üretiminden sonra bir rehabilitasyon çalışması yapıldı. Bildiğiniz gibi endüstriyel ham maddeler, metalik madenler, metalik madenlerin içinde kıymetli madenler var altın, gümüş gibi ve doğal taşlar. Böyle baktığımızda da gezdiğiniz sahalarda altın üretimi yapıldı. Altın üretimi bittikten sonra artık orada yeni bir rehabilitasyon çalışmaları gerçekleşti ve çok ciddi anlamda meyve ağaçları, zeytin ağaçları, fıstık çamı gibi yerler gerçekleştirildi. Ve dikkat ettiyseniz bölgede bal üretimi yapılıyordu. Dolayısıyla şirket de burada bal üretimini gerçekleştirmek üzere bir bal ormanı oluşturdu. Dolayısıyla bölgede de en büyük bal üretimlerine ulaşabildiler. Bu manada hem tarım yapılabildi hem ormana tekrar yeşil kazandırılmış oldu. Dolayısıyla çok başarılı örneklerden bir tanesi. Ekosistemin de canlanmasına katkıda bulunmuşsunuz. Bir kez bölgenin ihtiyacı olan, yani bölgenin aslında yetişmesi son derece uygun olan ağaç türleri zekice seçilmiş. Belli ki uzmanlarla çalışmışsınız ve o türler arasında bir ekosistem oluşmuş. Doğal olarak da işte bütün o kovanları gördük. Arıları arılar için bir daha o bal meselesi için bir daha gitmeyi kafama koydum zaten. Ama benim asıl dikkatimi çeken Çalışanların böyle bir ortama kavuştuktan sonra e, nasıl canla başla sahip çıktığı çok etkilendim gerçekten gördüğüm manzaradan. Çünkü 10 yıl önce gördüğü o maden sahasının yeşile dönüşmüş olması onlara ayrı bir koruma e, güdüsü vermiş. Hayatları değişmiş gerçekten çalışanlarında. Tabii çalışanlar ve şirket de tabii ki orada önce çıkarılan madeni ekonomiye kazandırıyor. Bu bir mutluluk. Daha sonra aynı alanı tekrar doğaya kazandırmak, rehabilite etmek ve tarımı açmak o da ayrı bir mutluluk. Ve tabii ki onun verdiği o büyümeyi görmek, o ağaçların yeşermesini görmüş olmak şirketlere de çalışanlara da büyük mutluluk veriyor. Ve ciddi anlamda oralara bakım ...yapılmasını da sağlıyor. Daha önceki programda da dikkat ettiyseniz organik tarım yapılmasına özen gösterilmişti. Muhteşem yani bir şeydi. Çıkan zeytinin kalitesi zaten belli de çıkan zeytinyağının kalitesi... ...uluslararası çapta ödül evet. getiren bir duruma erişmiş. Bence bu muazzam sürprizler, müthiş başarılar ve tarımla ilgilenmek isteyen... ...Covid-19 nedeniyle ayağını toprağa basmak isteyen insanlar için de büyük bir umut kaynağı. Evet. E, biz zaten şöyle diyoruz. Artık madenciler madeni bitirdikten sonra rehabilitasyon yaptığı için ve tarıma da yöneldiği için aynı zamanda tarım faaliyetleriyle ihracat gerçekleştirmeyi de e, başarıyoruz. Dolayısıyla bunun gibi e, daha çok örneğimiz var. Yine e, üzüm bağlarının olduğu sahalarımız var. E, yine e, Nerede üzüm bağları gidecek? Bu da yine İzmir gidelim. tarafında. Ona da gidelim üzüm bağlarını da görelim. Harika. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben bunca yıl tarım programı yaptım. İnsanlara tarımsal üretimin, e, aslında katma değerli üretimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama hiç aklıma gelmezdi ki madencilerin tarıma ilgi duyması, bunu bir işletme haline getirmesi, üstelik de dışarı ihracat yapacak duruma gelmesi. Hakikaten aklıma gelmezdi. Bu sürpriz oldu bana da. Evet. E, tabii biz şöyle bakıyoruz. E, bütün sanayilerin ham maddesi maden. Dolayısıyla bu madenlere ihtiyacımız var. Cam sanayinden seramik sanayine, savunma sanayine, tarımda bile bildiğiniz gibi gübre üretiminde madenler kullanılıyor. Dolayısıyla bu kadar çok sanayiye ham madde olan bir sektörün bittikten sonra rehabilite edildiği sahalarda da yine tarım yapılmasını görmek, arıcılık bal üretiminin yapılmasını görmek bizi mutlu ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben size hem bir birey olarak, hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, hem de bir gazeteci olarak kutluyorum. Devamının da gelmesini diliyorum. Teşekkür Şimdi aslına baktığımızda Türkiye'nin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi ihracat. Biz ihracatımızı ithalata dayalı yapabiliyoruz. 100 liralık ham maddemizin 70 lirası e, maalesef dışarıdan almak zorunda olduğumuz ham madde. Dolayısıyla içeriden madenlerle ham maddeyi üretebileceğimiz bir sanayinin kurulması için atılan adımları son derece olumlu buluyorum. Hele doğaya kazandırılması gelecek nesiller adına büyük bir kazanç, büyük bir hazine. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.